Nasıl bir adım atacak? Nasıl geleceğe doğru gidiyor? 2027 planları ne? Onu duyacaksınız. Geldik İzmir. İzmir işte arkadaşım var, o da yazmış işte İzmir işte CHP'nin kalesi, şöyledir böyledir. Tarihsel gerçekliğe baktığınızda yani nedir İzmir? Özgürlüklerine biraz daha sahip çıkmayı sever. Özgür ruhu vardır İzmir'in, İzmirli'nin. Mesela benim cumartesi günü bir tweet attım, dedim ki özgürlüklerim için gideceğim ya. Özgürlüklerim için oy kullanacağım dedim ve tek adam rejimine daha fazla üstümde hissetmemek için tek bir oyun var, onu kullanacağım dedim. 30'da 28 yaptı İzmir. CHP kalesi olarak bilinen İzmir'i %48 ile aldı. İzmir'de 30 ilçenin 28'i CHP dedi. Cumhuriyet Halk Partisi şimdiden 24'ü 25'i gördü. İnanırsanız, çalışırsanız İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Buna inanın, buna güvenin. CHP Genel Başkanı Özgür Özel böyle söyledi. 30'da 30'u 2 ilçeyle kaçırdı. 2019 yerel seçiminde 25 ilçesi varken son seçimde 28 ilçe aldı. AKP'li belediyeden CHP'ye geçen ilçeler Bayındır, Bergama, Kınık ve Kiraz. CHP Bayındır, Kınık ve Kiraz'da %55 oy aldı. Bergama %51 ile CHP'li Tanju Çelik dedi. Tire'de İyi Parti'den CHP'ye geçti. %46 ile Hayati Okuroğlu kazandı. İyi Parti 2019'da %46 oyla kazanmıştı Tire'yi. Bu seçimde sadece %21 oy alabildi. Böylece MHP'nin gerisinde kaldı. İlçede ikinci parti dahi olamadı. 2019'da CHP'nin kazandığı Menemen'de ise artık AKP'li Aydın Pehlivan var. Pehlivan Menemen'de %56 oy aldı. 2019'da MHP'nin kazandığı Ali Ağa'da ise değişim olmadı. CHP'nin kazandığı halde oy kaybettiği ilçelerde oldu. En çok oy kaybedilen ilçe Güzelbahçe. Güzelbahçe'den CHP'ye 2019'da %70 oy çıkarken bu seçimde oy oranı %49'da kaldı. CHP ilçeyi 21 puan kayıpla kazandı. Dikili'de de CHP'nin oyları 2019'a göre %19 düştü. Çiğli %14, Gazi Emir %13'lük oy kaybıyla kazanıldı. Özgür Özel'in 30'da 30 iddiası 2 ilçeyle isabetsiz kaldı. İmamoğlu'nun gelecekte pozisyonu ne olur dedim. Bir arkadaşım demiş ki İmamoğlu gelecek yıllara damga vuracak, kazandı, kazandırdı. Şimdi bakın bir şey söyleyeceğim sizlere. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir yola girdi ya, şaşırttı herkesi. %37, %37,5 oy aldı. Şimdi bu üçü, üç tane isim var, vitrin isim var. Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Şimdi bunlar acaba bir kibrin içerisine girirler, ben kazandırdım diye kendi ayaklarına sıkarlar mı? Herhalde sıkmazlar diye tahmin ediyorum. Peki önümüzdeki yıllarda bu mücadele, parti içindeki mücadele nasıl sonuçlanır diye bir soru sorayım size. Diyeceksin ki hemen bir muhalefetsin bir arkadaş, hemen olayın menfi tarafı. Hayır, sadece sorguluyorum, merak ediyorum ve gazetecilik yapıyorum. İzmir'de 183 meclis üyesi var, 130'u Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Eski Başkan Tunç Soyer. Ya çok omurgasız gerçekten o da, Tunç Bey de. Ve desteklemedi adayı ya. Adayı desteklemedi. Böyle bir şey olabilir mi? Partisinin içerisinde bir turuva atı. Ekrem İmamoğlu için buraya geldi. Kendisinin adayı veya Özgür Özel'le bir araya gelmedi. Bu ne kibirdir be arkadaş? Böyle kibirli insanları da partiden uzaklaştırmak gerekiyor. Mesela Sarıyer'deki kişi babasının balıymış gibi koltuğa sahip çıkacaktı. %7 aldı. Şimdi... Yani o da bak sokağa değil ailesinin içerisine bile çıkacak durumda değil. Öyle yüzünün kızarması gerekiyor. Bu insanların da siyaset sahnesinden gerçekten silinmesi gerekiyorlar. Geldik bir...